Evet sevgili dostlar siz bu videoyu izlerken burası 70.000 olursa sürpriz bir hediye kazanabilirsiniz. Belki de bir kişi şu üstündeki formadan e, antrenman formasından verebilirim. Bakalım arkadaşlar kaç kişi abone olacak ve 70.000 yapacak. Söylemiyorum 69.900 kaç küsürde olduğunu söylemiyorum. Bakalım 70.000'inci abonemiz kim olacak? E, ve e, ee, bir hafta içinde de böyle kalırsa 70 binden yukarıda kalırsa o talihli kişi benden sürpriz kazanabilir. O yüzden bir an önce abone olalım kanalımıza. Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk transfer kararı. Arkadaşlar 20 milyon euroluk kimi alsak istersiniz? Mesela ya da şöyle söyleyeyim 20 milyon euroluk bol servis harcayacağız. Kimi harcayalım? Hangi mevkii harcayalım? Hepinizin kanat dediğini duymuyorum. Hepinizin orta saha dediğini duyar gibiyim. Stoper herhalde hiç kimse stoper demez. Hiç kimse sağ bek sol bek demez. Herhalde anlaştık yani. Benim tahminim, düşüncem bu yönde. Demek ki arkadaşlar Fenerbahçe'nin acilen bir orta sahaya ihtiyacı var. Ve orta sahada Fenerbahçe'nin isteği e, hani Kütürük eriği gibi bir altı numara. Çünkü İsmail Yüksek bazı taraftarlarımızdan övgü alırken bazı taraftarlar Yeriyorlar ve diyorlar ki Fenerbahçe parayı basıp orta sağlasın. Şimdi hatırlayın forvet ve kanat transferi için Fenerbahçe'nin şu kadar para ayırdı 30 milyon euro ayırdı denilmişti. Kiralama bedeli olarak maksimine 8 milyon euro 19,5 Siriye Ennesiri'ye verdiğimize göre 27,5 milyon euro harcamış olduk. Belki de 2,5 milyon euro da maksiminin bon servisidir. Yani iki buçuk milyon euroya da servisini alacağız. Hocam biz keriz miyiz? Niye sekiz milyon euro futbolcu kiraladık demezsiniz herhalde. Yani bu futbolcunun zaten yıllık ücreti 8 milyon euro civarında. Yıllık ücretini oraya vermiş olduk. Biz kiralama bedeli vermiş olduk. Limitten düşmedi. Aynı zamanda harcama hani vergi de vermemiş olduk. Eğer 8 milyon euro yıllık ücret verseydik. Yüzde kırk ne yapar? Üç nokta de vergi verecektik arkadaşlar. On bir denk gelecekti. Şimdi 8'e denk gelmiş oldu. Öyle de bir olay var. Hal böyleyken orta sahaya 20 milyon euro bayılmak istiyoruz ve arkadaşlar Yani e, Orta sahaya mesela kim olacak Kimi alacağız mesela Fenerbahçe'ye Portekiz'de ön libero 19'luk yıldız Şimdi arkadaşlar 19 yaşındaki bir futbolcu Fenerbahçe'nin ön liberosu olamaz Ciddi söylüyorum olamaz Nasıl olamaz hocam yani şöyle böyle falan ya olamaz neydi Dario Esugo. Bu arkadaşı bize yazmışlar. Bu arkadaşı bize yazmalarındaki en büyük sebep ne? En büyük sebep şu arkadaşlar. Hani laf olsun torba da olsun. Biz 6 numaraya bir futbolcu alacağız. Alacağımız futbolcu direkt olarak oynayacak. Yani direkt olarak alıp oynatacağımız isim. Hani İsmail Yüksek'ten yanlış anlamayın İsmail Yüksek yetenekli bir çocuk. Beğendiğim bir çocuk ama İsmail Yüksek oynayacak. Aldığımız 6 numara yedek kalacaksa para vermenin ne lüzumu var? Önce o Esugo'yu geçin. İkincisi Sander Berge ismi çok ortaya atılıyor. İşte Fenerbahçe'den istediği isim Berge'den inanılmaz rakam. Fenerbahçe Sander Berge'nin olayı şu bu falan filan. Arkadaşlar Sander Berge konusunda şu an sosyal medya ikiye ayrılmış durumda. Ve Berge'nin menajer önerisi olduğu Sevgili Sercan Hamzoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yani Sander Berge aslında menajer önerisi ve menajer bize bu futbolcuyu Acun Ilıcalı vasıtasıyla önermiş. Yani direkt olarak olay bu. Şimdi hal böyle olunca Sander Berge'nin durumu böyle olunca insanın aklına ne geliyor? Ulan diyor, biz keriz miyiz? Yani sosyal medyada yok aldık. Yok Fenerbahçe resmi görüşme yaptı. Yok menajerinden şöyle yapıldı. Menajerinden böyle yapıldı. E sonuç ya şunu anlayın. Transfer döneminde dolandırıcı çok olur. Ya geçen sezon hatırlayın Tete, Zaha, Saldanha. Hani hepsi Fenerbahçe'ye geliyordu bir demire. Mucizevi bir şekilde hepsini Fenerbahçe satın alıyordu. E Tete'yi almadığımıza memnun musunuz? Zaha'yı almadığımıza memnun musunuz? Yakup Çınar'la şimdi başları belaya girdi Galatasaray'ın. O gerçekleri açıklıyor. Öbürleri de diyor ki sakın açıklama ama biz seni mahkemeye veririz falan filan diyor. Ortalık karışmış durumda ve bu işten kim karlı çıkacak, kim zararlı çıkacak <laughs> onu da hep birlikte göreceğiz. Ama menajer önerisi ile menajerle ortak çalışan kişiler bunlar tehlikeli şeyler dikkat edelim. Yani Sander Berge konusunda bir dümenin içindeyiz dikkat edin. Aynı şey Westlake Tekşehir'e içinde geçerli. Bak Fenerbahçe'ye Vestey'in transfer olacağını açıklayan bir Portekizli duyumcu var. Fenerbahçe'ye rakip çıktı diye bugün haber verdiler. Ama hiç kimse Vestey Tekşehir'e için 6 tane kulübün scouting ekibini görevlendirdiği 6 scouting ekibinin de olumsuz rapor verdiğini söylemiyor. Hadi buyur. Hadi ateistler bunu da açıklayın. Arkadaş ateistlerin işi gücü yok da bunu mu açıklayacak sen de işine bak. Ya arkadaşlar bak bir dümenin içindeyiz. Bak Sanderberg'e Vestey size ne dedim? Ya ben bu Vestey olayında ben bunun dümen olduğunu düşünüyorum. Yani bir menajer dümeni gibi geliyor bana dedim. Ya elle tutulur, gözle görülür bir duyum yok. Tamam olmayabilir dünyanın tek duyumcusu ben değilim. Dünyanın tek video çeken ismi ben değilim. Ama bir sıkıntı var dedim. Dediğime geldik herhalde değil mi? Ben geldiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yani Vestey Tekşehir içinde, Sander vergi içinde durumlar bunlar. Kovacic. Ha Hocam Kovac işten menajer dümeni Kovaç iş için arkadaşlar biz teklifimizi yaptık. Daha doğrusu sorumuzu sorduk. Kaç istiyorsunuz dedik. Onlar da bize bir fiyat biçtiler. Biz de brüş dedik. Yani çüş dedik. Çüşünüz dedik. Arkadaşlar çüşünüz dedik. Bu kadar olmaz dedik yani. Siz ne yapıyorsunuz? Hayırdır dedik. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar hediye üyelik almak için ee, kalp simgesini ne kadar çok alırsanız da liste başı oluyormuşsunuz. Bilginiz olsun. Onu söyleyeyim. Şimdi Kovacic ismi için biz öneride bulunduk. Ancak arkadaşlar bize çok şey bir cevap gelmedi. Yüksek bir cevap geldi açık söyleyeyim. Yani yüksek bir fiyat geldi ya. Onu söyleyeyim. Ama biz yine de düşürmeye çalışıyoruz. Thomas Parti ismi. <laughs> Hani küllenen aşk oyuncu da 31 yaşına geldi. Geçen sezon biz Thomas Parti'yi tam alıyorduk. Araya başka bir şey girdi. Ah Parti girdi. Yok başka bir parti girdi. Thomas Parti olayında bir sakatlık girdi işin içine. Ve oyuncu neredeyse sezonu kapatan bir sakatlık yaşadı. 15 milyon euroyu alıyorduk. Aslında bak şimdi Ali Koç'a yalancı falan diyorlar. Ali Koç aslında gözünü kararttı alıyordu. Ama olmadı. Üçüncü isim Guido Rodríguez diyor. Guido Rodríguez ön libero. 30 yaşında Arjantinli. Boşta. 20 milyon euro piyasa değeri var. İspanya liginden oyuncu. Hani e, maliyeti düşük olur. Mantık olarak bonservis vermeyeceğin için. Mantıklı. Ki 28'leri falan görmüştü geçen sezon. Ama ben bu ismin olacağını da düşünmüyorum. Biraz kemikli, biraz böyle katışıksız bir isim arayışı içindeyiz. Şimdi Mourinho'nun transfer raporu var. Gitsin dediği isimler var. Kalsın dediği isimler var. Mesela Cengiz Ünder. ya ben size şöyle söyleyeyim. Ciko ya yüksek teklif gelmeden göndermeyin diyor. Anladınız mı? Göndermeyin diyor. Mesela Ferdi Kadıoğlu 40 gelmeden göndermeyin. Ha BKO için 10 gelirse gönderin diyor. Samet Akaydın. Samet Akaydın'a hoşunuza giden bir teklif gelirse gönderin ben karışmam diyor. Ama şu an kadroda tutabiliriz diyor. Ya Cengiz Ünder olayı gerçekten kafa karıştırıcı bir olay. Yani oyuncu şu anda gitmek istemiyor açıkçası. <laughs> Ama durum bu. Samet Akaydın'a e söyledim. Osterbol'de mesela. Osterbol'deyi 30'un üstünden gönderirim ben diyor. Bu sene göndermesem seneye gönderirim diyor. Fenerbahçe tarihine rekor kırdıracak isim diyor. Levent Mercan. Levent'i kiralık gönderelim pişsin diyor. Bu arada Konya Pulümer resmen Fenerbahçe'deymiş. Fenerbahçe'nin e, resmi transferi. İnşallah Fenerbahçe'miz de çok güzel bir e, gelecek şey yapar. Bu arada Jose Mourinho City'nin yıldızını getiriyor. İngilizler son dakika olarak duyurmuş. İngilizlere kovacici duyurmuşlar. Ama yüksek bedel istiyorlar. Biz ölücüyüz. Bizim verdiğimiz para ölü fiyatı. Yarın bir gün ölü fiyatına gelirse hocam sen demiştin dersiniz. Transfer olmazsa da hocam sen zaten demiştin dersiniz. Sonra dersiniz ki ulan adam öyle bir cümle kurdu ki gelse de adam bildi olacak gelmese de o yüzden senden uğraşacağım dersiniz. İlk sırasında Jose Mourinho'nun falan filan diyorlar. Jose Mourinho'nun ilk sırasında kim varsa o transfer edilecek. Bu arada şunlar devam edeyim. Cengiz Ünder'i göndermek istiyor ama Cengiz gitmek istemiyor. İşin komik tarafı. Bak Maksim'in var, Oğuz Aydın var, Tadiç var, İrfancan Kahveci var. Cengiz ben kalıp savaşırım, formayı da alırım diyor. Ee, ben bir şey diyemiyorum. Yani bu biraz karışık bir olay. Onu da söyleyeyim. Yusuf en Nesiri falan da maşallah iyi çalışıyor. Mesela Fred. Fred hiçbir yere gitmeyecek. Galatasaraylılara bakıyorum. Fred'in gidecek, Fred gidecek gibi yazıyorlar. Arkadaşlar onlarınki temenni. Yani İsmail Yüksek. Fred, bak İsmail Yüksek'e 13 milyon euroluk teklif var. 16 deseler İsmail gider. 16 artı bonuslarla 20 deseler İsmail gider. Bayer Leverkusen geçen sezonki kadar ısrarcı olsa gider. Çünkü İsmail Yüksek'i çok istiyorlardı. Anladınız mı? İsmail Yüksek'i aşırı istiyorlardı. Eğer bu sene de geçen seneki gibi isteseler bonuslu 16 veriyorlardı. Bu sene 20'yi geçsinler hemen hemen bugün satarız. Hemen bugün satarız arkadaşlar. Ama tabi bugün satacak olsa da biraz bekletirsin. Onu da söyleyeyim. Böyle de bir olay var. Başka ne diyecektim? Tete, Zaha. Ya bak bazen var ya bazı transferlerin olmaması daha hayırlı. Ya Tete'nin Zaha'nın gelmediğine seviniyor musunuz şimdi? Geçen sezon kızdınız mı Ali Koç'a? Alamadı edemedi. At, açık söyleyeyim ben o Zaha son anda Galatasaray'a falan filan gitti. Şöyle oldu böyle oldu. Ben sinirlendiydi mesela ama olayın bir aslını öğrendim. 8-9'a kadar çıkmış. Herif sövüşçü dedik. Hocam herkes Vestey Fenerbahçe editleri paylaşıyor. Herhalde bu videolarımdan sonra kimse paylaşmaz. Kadıköy Sokak Fenerbahçe kanalında da benzer şeyleri söyledim. <laughs> durum bu. Mesela Saldan Saldanha'yı geçen sene bize yazdılar. Neydi o bu sene? Martin Terrier. Martin Terrier'i bize yazdılar. Yok şöyle gelecek, böyle gelecek. Ben ne dedim? Arkadaş bize gelirse şu fiyata gelecek. İyi de hocam sen de Lukaku'yu yazdın. Evet Lukaku'yu yazdım. Bu arada Martin Terrier Leverkusen'e gitti. Transfer Market'ine girin bakın ne yazıyor? 20 milyon euro yazıyor. Biz 12 veriyoruz dedim. Demedim mi? Biz 12 milyon euro veriyoruz. 12'ye verirlerse biz de. Ama 12'ye vermiyorlarsa gelmeyecek dedim. Gelmedi. Lukaku için şu cümleyi kurdum. İyi dinleyin. Kiralık olarak verseler talibiz ama <laughs> satlık olarak vermek istedikleri için o paralara biz giremiyoruz. Arkadaşlar oyuncuya 30-35 milyon euro para istiyorlar. Ancak 30-35 milyon eurodan hariç oyuncu da 10-12 milyon euro yıllık ücret istiyor. Biz bunu karşılayamayız dedim. Dediğim gibi de olmadı. Ee, Loriente mesela bak mesela onu söyle. Loriente'yi ben söyledim doğru dedim. Oyuncunun kulübü küme düştü biz almaya çalışıyoruz ama dedim. kulübü vermek istemiyor dedim. Sonuç Ali Koç çıktı dedi ki adaylarımızdan biri de Loriente'ydi dedi. Yani Maxim'in almasaydı bunu alacaktık dedim. Durum bu. Hocam Edin Dzeko <laughs> ve Cengiz Ünder'e bir Arap kulübünden teklif geldi. İkisinin de aynı takıma gideceği söyleniliyor. Ne diyorsun diye bir soru var. Onu cevaplayayım. Arkadaşlar ben size bunu şu şekilde söyledim. Haftalar önce Edin Dzeko'ya bir Arap kulübünden 5 milyon euroluk resmi teklif olduğunu söyledim. Bonservis 5 milyon euro. Ki kendisine de yüksek bir meblağ ki 18 milyon euro diyebiliyorum. Yıllık ücret teklifi vardı. Ama o oyuncu gitmek istemedi. İkincisi Fenerbahçe aslında ikinci forvet, üçüncü forvet bakıyordu. Hani öneriler geliyordu hatırlayın neydi o LKB falan. Fenerbahçe'ye kendine e, sundu. Hani alırsanız ederseniz diye. E, Ceko'nun dediği şu oldu. Forvet almak istiyorsanız ikinci forvet ya da birinci forvet. Forvet alana kadar ben bekleyebilirim. Hayduk Split beni istiyor. İşte Arap Kulübü beni istiyor. Düşünmek için de süreye ihtiyacım çok. Hani e, gidebilirim edebilirim diye söylemişti. Ama en son karar Ceko'nun takımda kalması yönünde. Hocam 4.2 yıllık ücret fazla değil mi? Bence de fazla. Keşke feragat edip 4.2'den düşse. Ama e, efsanevi bir duruma doğru gidiyor Fenerbahçe'nin forvet hattı. Hatta ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin forvet hattı tutarsa herkes şunu söyler. Tarihteki en iyi forvet hattıydı diye. Durum bu. Kovacic parti Guido Rodriguez deniliyor orta saha için. Parti kumar Guido Rodriguez bence tutmaz. Kovacic isminde biz ölü fiyatla istiyoruz. Bence bize vermezler. Hamit ve Halil Altıntop'u milli takım döneminde dolandırmakla suçlanan eski TFF çalışanı Cemil Arslan'ın beraat kararı onandı. Arslan demiş ki Hamit Altıntop bana iddia oynattı. Bana gönderilen paralar iddia oynamam için gönderildi. Bazen kazandık bazen kaybettik. Hani çağırdın kızlar neredeler Hamit demiş. Yok oru dememiş pardon. yani Hamit Altıntop'u dolandırdıysa iyi bir şey yapmıştır. Tebrik ederim. Çünkü Hamit Altıntop da sağ olsun. Neyse umurumda değil. Arkadaşlar transfer dönemine dair olaylar bu. Bakın İngiliz basını son dakika olarak Fenerbahçe'nin Mourinho'nun City'nin yıldızını getireceğini söylüyor. Oyuncuyla görüştüğünü söylüyor. Daha önce o da o takımlara gitti, bu da bu takımlara gitti. Ama ikisi birlikte buluşamadı. Bu kez buluşacaklar mı gibisinden haberler yapıyorlar. Bakalım için akıbeti nereye varacak? Hocam kişisel fikrini söyle. Kişisel fikrim biz Kovaçiç'i almayız. Partiyi de almayız. Guido Rodriguez'i e de almayız. Bence bizim alacağımız orta saha siyahi bir orta saha. Transfer market değeri 30 milyon euronun üstünde bir orta saha. Hani onu söyleyeyim. İkinci bir orta saha beklentim daha var. Wonder Kit bir orta saha. Freddy yedekleyebilecek bir orta saha. Eee Yabancı bir orta saha. Yani ama yabancı bir orta saha işi biraz çok çok uzar. Onu da söyleyeyim. Ee, onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Teşekkürlerimi sunuyorum herkese. İyi ki varsınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Transfer'e dair sorunuz varsa buyurun. Bu videonun altına yazın. Görüşmek üzere.